Hoş geldiniz. Bugün sizlerle susamlı tuzlu kurabiye yapacağız. Hem pratik hem çok lezzetli. Tuzlu kurabiye tarifi arayanlar için birebir tarif. Hiç bekletmeden yapımına geçiyorum. Öncelikle geniş bir kaseye 200 gram oda ısısında tereyağı aldım. Yarım çay bardağı toz şeker ekliyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Yarım Türk kahvesi fincanı elma sirkesi. Silme 1 tatlı kaşığı tuz. 1 tatlı kaşığı mahlep. Mahlepi ve sirkeyi mutlaka ekleyin. Gerçekten kurabiyeye farklı bir lezzet katıyor. Mahlepin kokusunu pişerken zaten buram buram alacaksınız. 1 paket kabartma tozu. 2 yumurtam var. Bir tanesinin beyazını üzeri için ayırıyorum. Sarısını hamuruma ekledim. İlk etapta 2 su bardağı un ekliyorum. Yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar un ilavesi edeceğim. Yine videonun sonunda ne kadar un kullandığımı söylerim. Yumuşak bir hamur yoğurdum. 4 su bardağından yaklaşık 2-3 yemek kaşığı kadar kaldı. Hamurun yapışmaması için tezgaha bir miktar un serpiyorum. Hamurun üzerine de çok az serpiştiriyorum unu. Merdane yardımıyla yarım santim kalınlığında açıyorum. Yine yapışıyorsa hamurunuza bir miktar un serpebilirsiniz. Çubukları kesmek için ben bu şekilde bir aparat kullanıyorum. İnternetten satın almıştım. Çok da uygun fiyatlı. Kenardaki hamurları alıyorum. Ayırdığım yumurta beyazını çubukların üzerine sürüyorum. Yine çubukların üzerine susam serpiştiriyorum ama kavrulmuş susam serpiyorum. Beyaz susamın görüntüsü çok hoşuma gitmiyor. Eğer beyaz susamınız varsa tavada, yağsız tavada çok az kavurabilirsiniz. Dikkat edin yanmasın. Susamları da üzerine serpiştiriyorum. Elimi çok hafif gezdiriyorum üzerinde ki her yerine susam gelsin. Çubukları bir hamur aparatıyla ya da bir bıçakla alabilirsiniz tezgahtan. Çok daha kolay oluyor. Yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisine diziyorum. Çubuklar gözünüze büyük geliyorsa ya da daha küçültmek isterseniz ortadan ikiye kesebilirsiniz. Birinci tepsiyi hazırladım. Kenarından çıkan hamur parçaları da tekrar açıp aynı işlemi uyguluyorum. İsterseniz bu şekilde uzun bırakabilirsiniz. Yemesi daha kolay olsun diye ben ortadan ikiye kesiyorum. Önceden ısıttığım 180 derecelik alt üst ayarda güzel bir renk alıncaya kadar pişiriyorum. Çok beyaz çıkarmayın. Pişmesi için fırına gönderiyorum. Susamlı kurabiyeler pişti. Soğuması için kenara alıyorum. Sizin için kurabiyeleri servise hazırladım. Harika bir lezzet. Mutlaka deneyin. İç dokusunu da göstermek istiyorum. Kıyır kıyır. Beş çaylarınız için kolaylıkla hazırlayabileceğiniz bu kurabiye tarifini mutlaka deneyin. Yorumlarınızı bekliyorum. Videomu izleyip beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Herkese afiyet olsun.